Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Atomi sitesini gözden geçireceğiz. Çeşitli özelliklerini birlikte üzerinden geçerek daha iyi nasıl kullanabilirim? Ve sitenin arka tarafında neler var, hangi detayları kapsıyor, bunlarla ilgili bir ön çalışma yapacağız. İyi seyirler diliyorum. Sorularınız olursa lütfen ulaşmaya çalışınız. Teşekkür ederim. Evet, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi site www.atomi.com/tr olarak ne yapıyoruz? Giriş yapıyoruz. Daha doğrusu siteyi çağırıyoruz. Sonrasında kendi hesabımız, zaten eğer burada bir mağaza varsa bu mağazayı açabilmek için giriş butonuyla buradan kendimiz ne yapıyoruz? ID numarası ve şifremizle birlikte seçim yaparak kendi hesabımıza giriyoruz ve ilk defa karşımıza gelen o haftanın, o günün çeşitli bilgilendirme ekranları, herhangi bir promosyon var ise onunla ilgili bilgiler ve şirketin bize ulaştırmak istediği bilgiler yer alıyor. Sonrasında arka tarafta gördüğünüz gibi mağaza ve ofis bulunmakta, özellikle ilk ana seçimde. Bu ilk ekranda birçok detay da var. Bir takvimimiz var. Bu takvimde bu ay için şirketimizin planlamış olduğu, örneğin başarı akademisi, örneğin bir günlük seminerler nerelerde olacağı, bunlarla ilgili bir hangi tarihlerde olacağı bilgisini buradan alıyoruz. Müşteri hizmetlerine buradaki bilgilerle ulaşabiliriz. Kargomuzu takip etmek, yani daha önce sipariş verdiğimiz kargoların ne durumda olduğunu takip etmek için bu seçeneği tıklıyoruz. Sonrasında biliyorsunuz eğitim merkezi denilen bir yapı var Atomi'de. Bu eğitim merkezleri bizlerin işlerini çok daha rahat olarak yürütebilme açısından çeşitli arkadaşlarımızın, şartları sağlamış çeşitli arkadaşlarımızın açtıkları bölgesel ofisler. Bu ofislerde hep beraber eğitimler yapabiliriz. Bu eğitimleri düzenleyebiliriz. O ofis merkezinden izin alarak ve ofis merkeziyle ilgili olan şahsıyla ilgili tanışarak onunla koordineli olarak yapabiliyoruz. Aynı zamanda eğitim merkezleri, eğer bir adet ürün alıyorsanız ve kargo parası ödemek istemiyorsanız, eğitim merkezine şirketimiz toplu gönderim yaparak sizden kargo ücreti de almıyor. Bu çok önemli ve güzel bir özellik. Artık kargo ücretlerinin de yukarılara doğru tırmandığı dönemimizde, ileride eğitim merkezlerinin sayısı da arttıkça bu eğitim merkezleri ürün teslimatı açısından da çok daha sık olarak kullanılacak. Dolayısıyla bu eğitim merkezlerini buraya tıkladığınız zaman Türkiye'de bulunan eğitim merkezlerinin bütün listesini görebilirsiniz. Şirketimiz şu anda eğitim merkezi değişikliğini her ayın başında ve ortasında yapıyor. Siz 15 gün içerisinde ne yapıyorsunuz? Eğitim merkezi değişikliği ile alakalı, yani kendi adresinize en yakın eğitim merkezini seçerek bir değişiklik talebinde bulunuyorsunuz. Bunların onaylanması 1 ile 15'i 15. günlerde oluyor. Dolayısıyla ne yapabiliyorsunuz? Eğitim merkezinizi istediğiniz gibi de değiştirebilme hakkına sahipsiniz. Evet, burada gördüğünüz gibi şu anda güncel olarak bulunan eğitim merkezleri 2 sayfa şeklinde sıralanmış ve şu anda Türkiye'de, yani 24 Temmuz 2023'te 46 adet eğitim merkezi bulunuyor. Tekrar ana sayfaya döndüğümüzde görüyoruz ki, evet, siparişimizi sorgulama ile ilgili bir ekranımız var. Direkt siparişlerle ilgili geçmişte ne kadar sipariş verilmiş ve buradan zaman dilimini vererek, örneğin mesela 1 yıl, arama tuşuna bastığınız zaman size 1 yıl içerisinde vermiş olduğunuz siparişlerle ilgili bilgilendirmeyi orada sistem dökecek ve ondan sonra da bu tür şekilde takibine bakmış olacaksınız. Atomi'nin tekrar ana sayfasına döndüğümüzde şunu görüyoruz, bir kazanç planı var. Bu kazanç planı ve sitenin dizaynı bütün memleketlerde de aynı şekilde kullanılıyor. Yani birçok ülkede bu kazanç planını ne yapabilirsiniz? O ülkede uygulanan şekliyle o ülke sitesine gittiğinizde görebilirsiniz. Evet, birazcık zannediyorum internetle ilgili yavaşlama olduğu için kazanç planıyla ilgili seçenek ancak şimdi gelecek. Evet, gördüğünüz gibi kazanç planı, üyelikle ilgili olan koşullar ve sınıflandırmalar, yani üyelik seviyeleri, üye, temsilci, özel temsilci, bayi, distriktör şeklinde ve burada bütün kazanç planıyla ilgili
ki tek tek detayları okuyarak lütfen bilgi alınız. Herhangi bir ülkedeki kazanç planıyla ilgili bilgi almak için de lütfen öncelikle o ülkeyi seçiniz. Örneğin şimdi hep beraber bakalım. Burada bulunan bütün ülkelerde Atomi var. Atomi'nin herhangi bir ülkedeki kazanç planıyla ilgili bilgi almak istersek o ülkeye gidiyoruz. Örneğin Amerika'ya gidiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Amerika'daki web sitesi karşımıza gelmiş oldu ve burada bulunan aynı design gördüğünüz gibi İngilizce olarak karşımıza geldi. Bilgilendirmeler de gelmiş oldu. Şimdi burada da marketing planı görüyorsunuz. Aynı şekilde tıkladığınız zaman yine design'ın da aynı ve İngilizce açıklamalarında bulunduğunu göreceksiniz. Burada da örneğin Amerika'daki verilecek olan ödüller, yani Sales Master, Diamond, Sharon, Star, Royal, Crown ve Imperial olduğunuzda verilecek ödüller size burada ne yapıyor? Takdim ediliyor. Imperial Master olduğunuzda 1 milyon dolar nakit ödül alıyorsunuz ve bunun gerisi de burada yazıyor. Evet, bütün ülkelerde aynı şekliyle ve o ülkenin para birimiyle ne yapıyor? Ödüllendirmeler yapılıyor. Türkiye'de de bu şekilde demiştik. Evet. Ön ofiste ayrıca bir duyurular bölümü var. Bu duyurular bölümüne girdiğiniz zaman herhangi bir tanesini işaretlediğinizde o duyuruyla ilgili olan bilgi size geliyor ve daha fazlasını görmek istediğinizde, daha fazla işaretlediğinizde burada bütün duyurular ne yapmış oluyor? Verilmiş oluyor, sizlere bilgi verilmiş oluyor. Bakın eğitim merkezi değişikliği nasıl yapılır? Burada eğitim merkezi değişikliği hakkındaki videomuzu izlemek için buraya tıklayınız diyor. Şimdi biraz sonra buradaki video çalışabilir durumda olacak. Biz geriye dönüyoruz. Sizler bunu tek tek bakabilirsiniz. Sponsor değişikliği nasıl yapılabilir? Eğitim merkezi başvurusu artık daha kolay şeklinde bilgilendirmelerle ne olmuş? Burada yer almış durumda. Bunların hepsini buradan görüntüleri işte 60 tane eğer varsa, yani daha değişik ve çok sayıda bilgilendirme varsa bunları da ne yapıyorsunuz? Görebilir oluyorsunuz. Evet, gelelim şimdi mağaza bölümüne. Mağaza bölümünü tıkladığımız zaman burada hızlı sipariş, Atomi mağazam ve sepet şeklinde bilgilendirmeyi görüyorsunuz. Sepeti tıkladığınız zaman direkt sepetinize gidip sepetinizde bulunan ürünlerin hepsini görebilirsiniz. Sepetimiz her ülkede biz alışveriş yapabiliyoruz. Buna Hindistan ve Çin hariç olmak üzere. Neden? Çünkü o ülkelerdeki kanunlar bizlerin oradan alışveriş yapmasını izin vermiyor. Tabii ki ülkeden alışveriş yapmak şu şekilde olabilecektir. Örneğin siz Amerika'da bir arkadaşınız vardı. Ona hediye göndermek istiyordunuz. Kendi hesabınıza girip Amerika'daki arkadaşınızın e-mail'ini, cep telefonunu, adresini biliyorsanız ona siz Amerika sitesinden kendi adınıza satın alıp o arkadaşınıza ne yapabiliyorsunuz? Ürün gönderebiliyorsunuz. Dolayısıyla sepetler, ki buraya sepetten gelmiştik. Sepetler her ülke için farklı farklıdır. Örneğin ben şimdi bakın Türkiye'den tekrar Amerika sitesine gittiğimde, evet hesabımda görüyorsunuz Amerika sitesinde, alışveriş yapacağım yere gittim ve buradan da bakın gördüğünüz gibi buradaki sepetime baktığımda buradaki sepetimde de farklı ürünlerin olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Burada satılan ürünlerle Türkiye'de satılan ürünler farklıdır. Her ülkenin kendisine ait bir ürün listesi var. Tekrar Türkiye'ye dönelim. Tekrar oradan mağazaya geçelim ve sepetimize bir geçiş yapalım. Evet. Sepetimize geçiş yaptığımızda görüyoruz ki herhangi bir ürün var ve bu sepetimizde bulunan ürünlerden herhangi bir tanesi, ki örneğin şu anda Psyllium Husk tükenmiş durumda. Dolayısıyla tükendi olarak da ne yapıyor? Görüyor. Evet, dikkat etmemiz gereken şey nedir? Burada sepetimizde her türlü ürün bulunabilir. Bunlardan birkaçını seçerek ne yapabiliriz? Sadece bu 3 ürünü satın almak istersem bunların toplam değerinin ne kadar olduğunu en alt satırda görüyoruz ve toplam puan değerlerinin ne kadar olduğunu görüyoruz. Kargo ücreti varsa yoksa burada çıkmış oluyor. Dolayısıyla her türlü bilgilendirmeyi aldıktan sonra sadece bütün sepeti değil, sadece seçtiğimiz ürünleri almak istiyorsak seçil ürünleri al seçimini yapıyoruz ve ondan sonraki aşamaya geçiyoruz. Eğer bütün ürünleri almak istersek de o zaman tüm ürünleri al seçeneğiyle ne yapıyoruz? İlerlemeye devam ediyoruz. İlerledikten sonra artık kişisel bilgilerin girilmesi, gideceği kutunun gideceği veya kargonun gideceği adresin seçilmesi, yazılması, içeriğinin doldurulması ve ondan sonra da kredi kartıyla ödeme sisteminin karşımıza geleceğini biliyoruz. Evet.
Mağazamıza baktığımızda Türkiye'de birçok ürün olduğunu görüyoruz. Burada 77 adet ürün gösteriyor. Dolayısıyla tüm Türkiye'de şu anda 77 adet ürün var. Bu Kore'de 560'ın üzerinde ürün. Zamanla bunlar ne olacak? Hepsi Türkiye'ye geldiğinde düşünün. Her günlük olarak tükettiğimiz ürünlerin herhangi birisinin daha fazla olduğu zaman bu ürünler hepimize, hepimizin günlük olarak tükettiği ürünler olarak karşımıza gelecek ve böylece de alışveriş miktarları da ne olacak? Artmış olacak. Her ürünle ilgili sitede ve tüm dünyadaki özellik nedir? Tıkladığınız zaman bu ürünle ilgili bütün bilgileri burada görüyorsunuz. Genel olarak bu dizaynlar da aynıdır tüm dünyada. Kargo ücretleri, o ülkeye gittiğiniz zaman kargo ücreti kaç TL'nin üzerinde kargo ücretsiz gönderilecektir bunu yazar ve Türkiye'de şu anda 600 TL'nin üzerinde ücretsiz kargo olarak ne yapılıyor? Ürünler gönderiliyor. Dolayısıyla sepetinizi 600 TL üzerine çıkartırsanız 40 liralık kargo ücretini ödemeden size şirketiniz ne yapmış olacak? Göndermiş olacak. Müşteri fiyatı ve üye fiyatı burada ayrı ayrı bilgilendiriyorlar. Ürünün puan değeri biliyorsunuz puan tüm dünyada geçerli olan ortak değer ve kazançların hesaplandığı ortak değer. Ürünün bir kodu var. Mesela vitamin C'nin ürün kodu 121. Evet, şurada hızlı bir sipariş var. Bunu da hemen yeri gelmişken gösterelim. Tıkladığınızda eğer siz ürünün kodunu biliyorsanız, çok sık verdiğiniz sipariş olarak ürünün kodlarını bilmeye başladıysanız 121 diye girdiğiniz zaman bakın kendisi otomatikman buluyor ve böylece de size hızlı bir sepeti oluşturma yoluna gitmiş oluyor. Evet, bakalım 122 yok, 123. Evet, onu da ben de hatırlayamadım. Evet, daha önce kullandığımız bu varmış. Evet, Physium Husk. Bunun da olmadığını biliyoruz. Tabii ki bu sepetteyken ne yapacak bize olmadığını da söyleyecek. Evet, bu şekilde de hızlı alışverişi de çok daha hızlı bir şekilde ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Ancak geriye dönüp baktığımızda evet, bir ürünün kendi sayfası içerisinde ürünün detayları iğneden ipliğe bulunuyor. Dolayısıyla çok önemli bir detay, çok önemli bir özellik ve harika olarak kişilerin kendi bilgilendirmelerini sağlayıcı bir şekilde yer alıyor. Bu ürün içerisinde neler vardır? Uyarılar, tavsiye edilen kullanım şekli anlatılır. Net olarak içerik, ürünün türü, ürünün adı, saklama koşulları şeklinde bilgi veriliyor. Bakın besin değerleri de ne yapıyor yazıyor ve içerisinde neler olduğu burada detaylı olarak anlatılmış. Sağlık bilgisi, neden vitamin C kullanmak gerekir? Sonra temel işlevi nedir? Sağlık için hayati besin olan C vitamini ne için kullanılması gerekir? Renkli gıda ne demektir? Bununla ilgili bilgiler verildikten sonra ilgili ürünler yani başka besin takviyeleriyle ilgili ne yapıyor bize? Sunumlar yapmış oluyor, gösterimler yapmış oluyor. Buradan tıkladığımızda görüyoruz ki uzay çağının besini spirulina'nın bir fiyatının 448 lira. Güzel bir videosunun olduğunu, sonra bir resminin ve içerisinde ne kadar kapsülün bulunduğunu ve ondan sonra spirulina'nın bu kapsülün miligramını ve diğer önemli özelliklerinin burada olması gerektiğini. Spirulina'da en önemli özellik toplam klorofil miktarıdır. Buna çok dikkat edilmesi gerekir ve diğer rakiplerle karşılaştırıldığında mutlaka dikkat edilmesi gereken bir değerdir. Spirulina hakkında bize genel olarak bilgi veriyor. Böylece bir kişinin bir günlük vitamin mineral ihtiyacını karşılayan bir besin olarak karşımıza çıkar ve spirulina aslında hayatımızda olması gereken çok önemli bir özellik. Nasıl üretildiği konusunda, hangi tekniklerle üretildiği konusunda bilgi veriyor. Yeterince vaktinizi ayırdığınızda buradan bir spirulina'yı tanımış oluyorsunuz ve sonrasında da internet üzerinde farklı yerlerden de spirulina yazıp detay bilgilerinizi aldığınızda bu ürünün aslında hayatınızda olması gereken ürünlerden bir tanesi olduğunu, günde 2 adet alınması bir sabah bir akşam ya da eğer sabah akşam almayı unutursanız normalde sabahleyin aç karnına 2 tane kapsülün birlikte alınabileceğini okumuş oluyoruz ve görmüş oluyoruz ve böylece de sitemizi tanımaya devam etmiş oluyoruz. Bakın burada takviye edici gıdalar, cilt bakımı, kişisel bakım, yiyecek ve daha fazlası olmak üzere sitemiz şekillenmiş oluyor. Burada eğer
Şimdi görüyorsunuz, bakın en aşağı indiğimizde 4, 5, 6 ve birçok sayfa var. Bu sayfaları tek bir sayfada görmek isterseniz, o zaman buradan hepsini gör şeklinde işaretlediğinizde bütün ürünleri bir sayfada alt alta ne yapmış oluyorsunuz? Görmüş oluyorsunuz. Yukarıya çıkalım. Burada da ayrıca bize yeni ürünleri listede hepsini gör, en yüksek fiyat, en düşük fiyat olmak üzere çeşitli sıralamalarını yapabildiği bir seçenekler zinciri. En yüksek fiyattan itibaren ne yaptık? Ürünleri sıralamış olduk. Bir de en düşük fiyat, hepsini gör, burada da var aynı şekilde. Ve yeni ürünler nelerdir? Yeni ürün olarak ortaya çıkan ürünleri, yeni bir promosyon paketi vardır. Dolayısıyla bunu da yeni olarak işaretlediği için şirketimiz, o da bize yeni olarak ne yaptı gör. Evet, tek tek buradan bakmak istediğinizde cilt bakımdan bir Absolute serisini, sadece Absolute serisini görmek istediğinizde tıklıyorsunuz ve Absolute ile ilgili olan bütün ürünler burada listelenmiş oluyor. Aynı zamanda bakın üst taraftan seçebildiğiniz gibi bir de burada ayrıca seçebileceğimiz bir yer var. Buradan da The Fame Set ve The Fame serisini görmek isterseniz buradan seçtik. Bakın aşağıda Mild olan, yani Eco Mild ile ilgili olan temizleme suyu ve köpük temizleyici özel ürünler. Bunlarla ilgili bilgilenmek almak isterseniz, fiyatları karşılaydı ve detay bilgilerini görmek isterseniz tıklayarak ne yapıyorsunuz? Giriyorsunuz. Ya da BB krem arıyordunuz. BB kremi tıkladığınız zaman şu anda sitede bulunan bütün BB kremleri ne yapıyor? Sizlere karşınıza gelmiş oluyor. Erkeklerle ilgili Home serisini görmek istediğinizde de Home serisiyle ilgili olan ürünler burada sizlerin görünümüne sunulmuş oluyor. Bakın buradan da seçebiliyoruz. Yani çok fazla seçenek var. Daha fazlası bölümünde bir deterjanın, ileride bulaşık eldiveninin ve farklı materyallerin de bulunduğu bir bölüm olarak bize ne yapıyor? Karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar, sitenin üst bölümünde bir mavi bant var. Her ülkede bu mavi bant özel sitelere doğru gidişi kolaylaştırmak amaçlı seçiliyor. Bakın burada ülkeleri seçebildiğimiz gibi yan tarafında Channel Atomy ve bir de ATG platformuna gidebiliyoruz. Evet, bu platform biliyorsunuz ATG platformu Kore'de çıkmış olan ürünleri direkt satın alabilmenizi sağlayan özel bir platform. Ancak her ülkede şu anda çalışmıyor. O platformu seçtikten sonra bize öncelikle hangi ülkeden, hangi ülkeye bu ürünleri satın almak istediğimizi de yapmamız lazım, belirlememiz gerekiyor. Bakın burada hizmet verdiği ülkeler burada var. İşte Avustralya'dan Birleşik Devletler, Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülke var. Henüz Türkiye yok. İleride Türkiye'de olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla gümrük kanunları izin verdiği ölçüde oradan gelecek şahsa ait olan ürünleri ne yapabiliyorsunuz? Çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Burada ship from dedi, yani nereden alınacak? All dediğiniz zaman bütün GSGS ürünlerini de, yani nedir o? Biliyorsunuz Atomy'de GSGS denilen bir özel strateji var. Bu strateji herhangi bir ülkede geliştirilmiş olan ürün diğer ülkelerden de ne yapabiliyor, kullanılabiliyor, alınabiliyor. All dediğiniz zaman sadece Güney Kore'de değil, farklı ülkelerde de ortaya çıkmış olan ürünleri satın alıp almamayla alakalı bize ne yapıyor? Sunuyor. Eğer burada All seçersek tüm ürünler, örneğin Kazakistan seçtik ve altında da Kazakistan'ın para birimi Tenge'yi seçtik. Dolayısıyla eğer okeylediğimizde buna göre sistem kendisini ayarlayarak kaç adet ürünü Güney Kore'den satın alıp Kazakistan'a isteyebileceğimiz hususunda ne oldu bize bilgi verdi. Tabii burada önemli olan bir şey var. Biliyorsunuz bu ürünler gümrükten geçecek. Gümrükten geçmesi için de siz Kazakistan'a istiyorsanız mutlaka Kazak bir vatandaşın ne yapmanız lazım? İsmini kullanmanız gerekiyor. Bu çok önemli. Yoksa öbür türlü o vatandaş Kazakistan vatandaşı değilse siz oraya ürünü alamazsınız. X bir ID'den ürünü aldığınızda kimin hesabına gidecekse, daha doğrusu kimin adresine gidecekse mutlaka onun Kazakistan'da yaşayan bir vatandaş olması önemli. Eğer Amerika'yı alacaksanız Amerika'da yaşayan bir vatandaş olması önemli. Çünkü gümrükleme işlemleri o vatandaş adına yapılacağından bu çok çok önem arz ediyor. Lütfen burada yanlış yapmayın. Evet, baktık Kazakistan'a şu anda 183 ürünü, yani 24 Temmuz 2023 itibariyle 183 ürünü direkt ne yapabiliyorsunuz? Alabiliyorsunuz ki biliyorsunuz
mikrobiyom ürünü. Çok yeni bir ürün. Daha satışa sunulmalı zannediyorum bir hafta kadar oldu ve bu Kazakistan'a direkt Kore'den ne yapılabiliyor? Alınabiliyor. Fisulim Husk, Feinzyme ve aynı zamanda bir deodorizer yani koku giderici olan yeni bir ürün de ne oldu? Yepyeni satışa sunulmuştu. O da mesela Kazakistan'a ATG platformu vasıtasıyla alınabiliyor. Ve burada gördüğünüz çok meşhur organik fermente edilmiş noni içeceği de ne yapılabiliyor? Paketleme şekli değiştirilmişti. Eskiden şişedeydi. Şişe olan hala var. Ancak paketleme şekli değişmiş şekliyle ne yapılabiliyor? Satın alınabiliyor. Aşağıya doğru indiğinizde bütün ürünleri tek tek görüyorsunuz. Burada bir başka bölümde de bu sitenin nasıl kullanıldığını açıklayacağım. Dolayısıyla tekrar geriye dönelim. Evet. Burada biz artık tekrar normal standart sitemizdeyiz ve buradan farklı bir yere de ne yapabiliyoruz? ATG gibi farklı bir yere de geçiyoruz. Bu da Channel Atomy olarak geçiyor. Tüm dünyada Atomy'nin bulunduğu ülkelerde her birisinde bir kanal var. Bu kanal ne demek? İşte bize yayınlarla kendi bilgilerini aktaran bir site demek. Burada işte akademi bilgileri, hangi farkın eğitimi, diğer eğitimlere, ürünlerle ilgili bilgiler. Özellikle burada bir sonraki aşamada bu siteyi de ne yapacağız? Tek tek inceleyeceğiz. Dolayısıyla bir sonraki yayında da tekrar görüşmek üzere. Şimdilik teşekkür ediyorum. Umuyorum değerli bir yayın olmuştur diye düşünüyorum. Teşekkürler, görüşmek üzere.